Merhabalar. Bugünlerde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan "Görmek Herkesin Hakkıdır" adlı kampanya ile ilgili optisyen Ayhan Demircan'dan bilgi alacağız. Kampanya, internette sosyal medyada takip ettiğim Türk göz hekimleri var. Afrika'da bir takım ameliyatlar yaptıklarını gördüm. Bir sürü projeler yapıyorlar. Fakat bunlarda benim mesleğimle ilgili olarak optisyenim, mesleğimle ilgili olarak katarak ameliyatları gerçekleştiriyorlar. Katarak ameliyatlarından sonra mutlaka yakın gözlüğü kullanılması gerekiyor. Ben bu yakın gözlükleriyle ilgili nasıl bir katkı yapabilirim diye kendilerine ulaştığımda çok mutlu oldular. Ve bununla ilgili Türkiye'de bu işin başında olan Gönüllüler Ork çatısı altında hareket eden bir sürü derneğin organize olduğu bir ekibe ulaştım. O ekip başına ulaştım. O ekip başıyla yaptığım müzakereler neticesinde bunu sektörüme, meslektaşlarıma açmayı uygun gördüm. Sektörümle paylaştığımda inanılmaz tepkiler aldım. Güzel tepkiler, olumlu tepkiler. Bu organizasyonu şöyle yürüttük. Her müesseseden beşer adet gözlük istedim, yapılmış vaziyette. Çünkü herkesin katılmasını istiyordum. Maksimum adedi 5 adet olarak sınırlandırdım. Çerçeve firmalarından ve cam firmalarından çerçeve ve camları tedarik ederek üniversitelerde optisyenlik bölümünde okuyan öğrenci kardeşlerimizi de bu işin içerisine dahil etmek adına çerçevecilerden ve camcılardan gelen ekipmanları birleştirip üniversitelerde bir sene sonra meslektaşımız olacak olan öğrenci kardeşlerimizin ilk gözlüklerini Afrika'daki kardeşlerine yapmak üzere onlara gönderdim. Ve onlardan yapılacak olan gözlükler bana tekrar geri gelecek. Buradan tekrar onları birleştireceğiz hep beraber. Afrika'ya "Görmek Herkesin Hakkı" isimli projemizin gerçekleşmesi adına göndereceğiz. Bu projede yanımda olan tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon yaptık. Optisyen.com ekibi bu organizasyonu gerçekleştirmemde bana çok yardımcı oldu. O organizasyonla beraber çok güzel bir sinerji yarattık ve mükemmel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Hazırladığınız gözlüklerden görebilir miyiz? Tabii. Tamam. Şimdi bakın burada optisyenlik müesseselerinin hazırladığı gözlükler, bir araya getirdiği gözlükler. Şuradan birkaç tane gösterebilirim. Hatta burada esprili meslektaşlarımız da var. Çok hoşuma giden bazı gelen gözlükler var. Bakın burada Afrikalı amcamız yazıyor. Çok güzel. Şurada Afrikalı dostumuz yazıyor. Gözlüğü yapmış arkadaşımız, meslektaşımız. Üzerine bunu yazmış, göndermiş. Afrikalı babamız yazmış. Afrikalı amcamız yazmış. Bakın burada bir kalp üzerine dioptrisini yani camın numarasını yazmış, göndermiş. Bunlar çok güzel, çok hoşumuza giden şeyler. Bir de burada dikkatinizi çektim bilmiyorum. Güneş Evet, bir gözlükleri güneş var. gözlükleri var ama bu neden, hani numaralı gözlükler gönderilmeyecek miydi? Bu güneş gözlükleri neden gönderiliyor? Hedefimiz başlangıçta tabii katarak ameliyatlarından sonra yakın gözlükleriydi. Onları yaptık ama şimdi şöyle bir durum var. Katarak ameliyatlarından sonra ışığa karşı olan hassasiyet çok artıyor. Bu da güneş gözlüğü ihtiyacını doğuruyor. Hem bundan dolayı hem de Afrika bölgesi yoğun UV'ye maruz kalan bir bölge olmasından dolayı yoğun UV'ye maruz kalan yerlerde, kişilerde daha erken yaşta katarak gelişiyor. Dolayısıyla hem bunu önlemek adına hem de ameliyattan sonraki hassasiyeti gidermek adına da güneş gözlüğü ihtiyacımız da vardı. Meslektaşlarımızdan birçoğu güneş gözlüğü yardımı da yaptı, sağ olsunlar. Onları da yine Afrika'ya göndereceğiz. Peki bu kampanyaya normal vatandaşlarımız katılabiliyor mu? Tabii ki katılabilir. Fakat şöyle, ben kendi mesleğim ve en iyi yaptığım işle ilgili bu kampanyada yapabileceğim sorumluluğu üstlenerek bir şeyler yapmaya çalıştım. Fakat Gönüllüler.org, internete girdiklerinde Gönüllüler.org yazdıklarında o sayfada çıkan bir sürü yardım projesi var. Bunlardan kendileriyle ilgili olan şeyi seçecek ve mutlaka onların da burada çorbaya bir tuz atmaları mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Peki, bu göz doktorları nerede görev alıyorlar? Yani bunlar da gönüllülere bağlı olarak mı çalışıyor bu göz doktorları? O Somali'de
yaptıkları bu ameliyatlardan bahsettiniz, katarak ameliyatlarından. Tabii ki zaten gönüllülük esasına dayanarak yapılıyor bu işler. Şimdi benim ulaştığım ekip Somali Mogadishu'da Sağlık Bakanlığı'nın organize ettiği ve Sağlık Bakanlığı'nın kurmuş olduğu Recep Tayyip Erdoğan adı altında bir hastane var. Ve devamlı surette aynı yere gidip aynı yerde yapıyorlar bu operasyonları. Sebebini de şu olarak anlattılar bana. Daha önce farklı yerlere gidiyorlarmış ama orada gittikleri yerlerde ihtiyacı olan insanlara ulaşmak adına daha zor oluyormuş. Şimdi gitmeden bir ay kadar önce aynı yere gittikleri için oranın yerel basınıyla, işte radyolarıyla vesaire yayınlar yapıyorlar. İşte şu tarihte hastaneye geleceğiz, Türk hekimleri gelecek, işte dişle ilgili doktorlar gelecek, gözle ilgili doktorlar gelecek, bununla ilgili sıkıntıları olanlar bu tarihte, bu saatte burada olsun diyorlar. Buradan oraya gittiklerinde oranın bir mahşer yeri gibi olduğunu söylediler bana. Yani onlar bekliyorlar. Ve buradan oraya giden ekip 15-20 gün kadar orada bu operasyonları gerçekleştiriyor. Ondan sonra da tekrar Türkiye'ye geliyor. Sonra yine tekrar gitmeden önce, senede bunu en az iki defa yapıyorlar. Gitmeden önce yine burada organizasyonlar yapılıp ona göre hareket ediliyor. Dolayısıyla orada yapılacak bir sürü şey var. Ben az önce de söylediğim gibi kendi işimle ilgili olan ve en iyi yaptığım işle ilgili olan bölümle onlara yardımcı olmak adına bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama insanlar oraya girdiklerinde orada bir sürü yapılabilecek iş var yani. Ayhan Bey'e teşekkür ediyoruz.